Evet, arkadaşlar günaydın. Hepiniz hoş geldiniz bugünkü dersimize. Duyabiliyor musunuz beni? Evet hocam. Tamam. Bugünkü konumuz üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Yani ders kitabımızın 3. ünitesi. Yine diğer ünitelerde olduğu gibi bu dersimizde de ilk önce üstel fonksiyonların basit temel kurallarıyla başlayacağız ve ağırlıklı olarak iktisatta bu tür fonksiyonların kullanım alanları ile ilgili örnekler vereceğiz. Üstel fonksiyonlar ve logaritmik fonksiyonlar aslında birbirinin tersi ve bugün bu tip fonksiyonların iktisat lisans eğitiminde ve nerede ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiz, göreceğiz. Bunlardan bazı örnekler büyüme fonksiyonları olabilir. Mesela nüfus artışı, yatırımlarda meydana gelen artış, bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasında milli gelirinde meydana gelen büyüme ya da kısaca büyüme dediğimiz şey hep üstel fonksiyonlar kullanılarak hesaplanabiliyor. Peki üstel fonksiyonların daha önce gördüğümüz fonksiyonlardan ne farkı var? Ona bakacak olursak, daha önce şöyle bir fonksiyon görmüştük. Fx eşittir y, o da eşittir x üzeri k. Bu genel şekliyle verilen basit kuvvet fonksiyonunda x tabandı, k da kuvvet ya da dereceydi. İşte k'nın birinci dereceden fonksiyonlarda k'nın 1 olduğunu, daha yüksek mertebeden fonksiyonlarda da k'nın 1'den büyük değerler aldığını biliyoruz. Fakat x taban olarak yer alıyordu. Bunlardan farklı olarak üstel fonksiyonlara baktığımız zaman ise değişkenin tabanda değil üstte yer aldığını görüyoruz. Örneğin tek değişkenli üstel fonksiyonlarda bağımsız değişken tabanda değil üstte yer alır. Birkaç tane örnek vermemiz gerekirse örneğin x eşittir gy, o da eşittir 3 üzeri y veya x eşittir gy, o da eşittir 1 bölü 3 üzeri y ya da 3 üzeri eksi y, z eşittir x üzeri y hep üstel fonksiyonlardır. Buradaki gördüğümüz fonksiyonların ilk iki tanesinde x bağımlı, y'de bağımsız değişkendir. Üçüncü fonksiyonda ise z bağımlı, y ise bağımsız değişkendir. Bunların kuvvet fonksiyonlarından farkları fonksiyonlarda bağımsız değişkenlerin üstte yer almalarıdır. Şimdi gelelim bunları kullanarak, üstel fonksiyonları kullanarak iktisatta ne tür şeyler yapabiliriz? Bunun üstel fonksiyonların kullanım alanlarından bir tanesi bileşik faiz hesaplaması ve E ile gösterdiğimiz Euler sayısı dediğimiz işte 2,716 ile başlayıp uzayıp giden bir sayı vardır. Doğal logaritma tabanı. Şimdi bunların ilişkisine bakacağız. İlk önce bileşik faizi nasıl hesaplandığını bir görelim. Diyelim P0 gibi bir ana paramız var. Başlangıçta bir paramız var. Sıfırdan büyük bir değer olsun bu para. Ve bu parayı siz vadeli mevduat hesabına yatırdınız. Ve bu para, bu hesap size R kadar sabit nominal yıllık faiz oranı öneriyor. Yani önerdiği faiz oranı nominaldir. Siz bir bankaya gittiğiniz zaman banka size paranıza, mevduatınıza bir faiz oranı önerir. Bu önerdiği faiz oranı nominal faiz oranıdır. Peki iktisat derslerinizden de biliyorsunuz reel faiz oranı dediğimiz şey ne? Reel faiz oranı temel olarak faiz oranının enflasyondan arındırılmış kısmıdır. Ama siz bankaya gittiğiniz zaman ya da bankaların reklamlarında gördüğünüz faiz oranları hep nominal faiz oranlarıdır. Ve bir basit faiz oranıdır bu faiz oranı. Diyelim bu nominal faiz oranı R olsun. R ile gösterilsin. Ve faiz ödemelerinin de yıl içerisinde düzenli aralıklarla
ne defa yapıldığını varsayalım. İşte bir yıl sonunda ana paranın yeni durumunu gösteren hesap ekranda da gördüğünüz gibi şu formülle belirlenir. P1 yani ana paranızın yeni durumunu gösteren değer nasıl hesaplanacak? P0 çarpı P0 dediğimiz başlangıçtaki sizin ana paranızın değeri 1 artı R bölü N üzeri N şeklinde hesaplanır. Burada R tekrar söylüyorum sabit nominal yıllık faiz oranıdır. N'de faiz ödemelerinin yıl içerisinde kaç defa yapıldığını göstermektedir. Tabii bankadaki paranız sadece bir yıl, bir dönem tutulacak diye bir şey yok. Daha uzun vadeli de değerlendirebilirsiniz bu paranızı. Eğer bankadaki paranız bir yıl yerine T yıl tutuluyorsa, bu durumda hesabınızda olması gerekli PT miktarındaki parayı gösteren bileşik faiz formülünü de şöyle hesaplarız. PT eşittir P0 çarpı 1 artı R bölü N üzeri N çarpı T. Burada R bölü N yıl içerisinde her dönem ödenen faiz oranını ifade etmektedir. Ve üstel olarak gördüğünüz, üste gördüğünüz N çarpı T ise faiz ödemelerinin T yılda toplam kaç kez yapılacağını göstermektedir. Ekranda T yılda belirli aralıklarla ana paranın nasıl büyüyeceğine dair genel bir formül görüyoruz. Bu formül yalnızca bankalara yatırılan paranın gelecekte alacağı değerleri hesaplamakta kullanılmaz. İktisatta büyüme hesabı yapılan bütün alanlarda ya bu formülü ya da bu formülün değişik versiyonlarını kullanırız. Birkaç tane örnek vermemiz gerekirse, örneğin P fiyatlar genel seviyesini ifade ettiği zaman bu formül gelecekte fiyatlar genel seviyesinin nasıl olabileceğine dair bize bilgiler sunar. Bu durumda R enflasyon oranını ifade eder. Başka alanlarda da kullanılır bu formül. Makro iktisattan gene P'nin gayri safi milli hasılayı temsil ettiğini düşünelim. Bu durumda R büyüme oranını temsil edecektir. Gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz formül iktisatta değişik alanlarda büyüme hesabını yapmak amacıyla kullanılan aslında genel bir formüldür. Yani sadece bankadaki paranın ne kadar olacağını hesaplamakta değil, iktisattaki birçok alanda büyümenin hesaplanmasında kullanılan genel bir formüldür aslında. Şimdi biz ilk önce faiz hesaplarında kullanıldığı şekliyle bununla ilgili bir tane örnek soru çözelim. Sorumuz şöyle. 10 yıl sonra 50 bin lira paranızın olmasını istiyorsunuz. Ve banka size yıllık vade uygulayarak yıllık nominal %10 faiz oranı öneriyor. Buna göre bugün bankaya yatırmanız gereken para tutarı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi burada bilinenler neler? Bilinenler 10 yıl sonra bankadaki paranın ne kadar olacağı. 50 bin lira paramız olmasını istiyoruz. Başka neyi biliyoruz? Bankanın bize önerdiği faiz oranını biliyoruz. Yıllık %10. Peki kaç dönem sonra 50 bin lira olmasını istiyoruz? 10 yıl sonra 50 bin lira olmasını istiyoruz. Zaten bu bildiklerimiz bize başlangıçta ne kadar para yatırmamız gerektiğini hesaplamak için yeterli aslında. Formül üzerinden konuşacak olursak neydi? PT eşittir P0 çarpı 1 artı R bölü N üzeri N çarpı T idi. Dolayısıyla bizim burada bulmak istediğimiz eşitliğin sol tarafındaki değeri PT'yi biliyoruz ama P0'ı bulmak istiyoruz. PT eşittir P0 çarpı 1 artı R bölü N üzeri N çarpı T.
Görmekte zorlanıyor musunuz bunları? Ha, görebiliyorsunuz. Hayır. Tamam. Tamam. Şimdi biz burada 10 yıl sonunda paramızın alacağı değer olan 50.000 TL'yi biliyoruz. Yani eşitliğin sol tarafında 50.000 var. Sağ tarafta ise P0 çarpı 1 artı faiz oranı neydi? %10'du. Dolayısıyla 0.1 bölü 1 üzeri 1 çarpı 10 yani N çarpı T idi. Dolayısıyla 1 çarpı 10 yazıyoruz üstte de. Burada yapmamız gereken veya bizden istenen P0'ın ne olacağı? O zaman P0'ı eşitliğin sol tarafında yalnız bırakırsak P0 neye eşitmiş? 50.000 bölü 1 artı 0.1 üzeri 10 şeklinde hesaplanacak. Bunu da 50.000 bölü 1.1'in 10. üstüne almamız lazım. 1.1'in 10. kuvvetini alırsak o da 2,5937 yapıyor. 50.000'i de 2,5937'ye böler isek P0 19.277 olarak hesaplanıyor. Bu da bize soruda E şıkkında verilmişti. Doğru cevap E şıkkı. Yani eğer 10 yıl sonra 50.000 TL'miz olmasını istiyor isek ve faiz oranı, nominal faiz oranı %10 ise bugün bankaya yatırmamız gereken para 19.277 TL olacaktır. Geçiyorum bu soruyu. E sayısı dediğimiz doğal sayı ya da Euler sayısından bahsedelim. Faizin her an uygulandığını, yani faizin devamlı bir şekilde ana paraya işlediğini varsayalım. Bu hesabı yapabilmek için geliştirilecek formülde E sayısı, Euler sayısı yani doğal logaritma tabanı kullanılır. Bu sayı E x1 yani exponential 1 şeklinde gösterilir ve bir limit değerine eşittir. Bu da en sonsuza doğru giderken 1 artı 1 bölü n üzeri n şeklindedir. Bu doğal sayıyı da kullanabiliriz faiz hesaplamalarımızda, bileşik faiz hesaplamalarımızda. Şimdi de bu doğal sayı yardımıyla sürekli işleyen faizin ana parayı bir yıl sonunda ne kadar değiştireceğini hesaplayalım. Biraz önce x1'in ne olduğunu gördük. Exponential 1'in. Exponential r dersek bu da n sonsuza doğru giderken 1 artı r bölü n üzeri n olur. Bu da neye eşittir? E üzeri r'ye eşittir. Yani e tabanında üstünü de r alırsak bu x r ile gösterilir. Ve limit n sonsuza doğru giderken 1 artı r bölü n üzeri n'dir. Dolayısıyla artık t yıl sonra ana paranın sürekli işleyen bir faiz hesabıyla ne hale geleceğinin formülünü yazabiliriz. Hatırlayın biraz önceki formülümüzde. Eşitliğin sağ tarafında p0 çarpı 1 artı r bölü n üzeri n'i kullanıyorduk. Veya n çarpı t'yi kullanıyorduk. Artık bunun yerine E sayısını, Euler sayısını kullanacak olursak paramızın T yıl sondaki değeri PT, P0 çarpı E üzeri R çarpı T olacaktır. Yani biraz önceki formülümüzü burada daha kısa olarak Euler sayısını kullanarak da ifade edebiliriz. PT eşittir P0 yani başlangıç dönemindeki paramız çarpı E üzeri R çarpı T'dir. Burada R faiz oranını ifade eder. T de kaç dönem, kaç yıl geçtiğini ifade eder. Tabii bu fonksiyonları grafik olarak da gösterebiliriz. Şekil üzerinde de görebiliriz. Diyelim y eşittir e üzeri x fonksiyonunun grafiğini çizmek istiyoruz. Bunu ekranda görüyorsunuz. E üzeri x fonksiyonunun tanım kümesi bütün reel sayılar olabilir. Görüntü kümesinde ise yalnızca pozitif sayılar alır. Bu fonksiyon artan x değeriyle birlikte
artmaktadır ve tanım kümesinin bütün değerleri için açık biçimde sürekli olarak konvex bir fonksiyondur. Şimdi de doğal logaritma tabanını e'yi kullanarak bir örnek görelim. Bir ülkede yeni geliştirilen bir bilgisayar modeline tanıtıldıktan 10 yıl sonra halkın sahip olma yüzdesi y aşağıdaki üstel fonksiyonla gösterilmektedir. Y bu şekilde tanımlanmış. Yeni geliştirilen bilgisayar modeline tanıtıldıktan T yıl sonra halkın sahip olma yüzdesi. Y eşittir neymiş? 100 eksi 95 çarpı E üzeri eksi 0.15 T. Sorumuz şöyle. Buna göre tanıtıldıktan 10 yıl sonra yeni bilgisayar modeline sahip olan halkın yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bunu çözmek için ne yapmamız lazım? Bize verilen fonksiyonda t yerine 10 koymamız lazım. Basitçe. Çünkü soru o. 10 yıl sonra yeni bilgisayar modeline sahip olan halkın yüzdesi. Peki bu nasıl tanımlanıyor? Y ile tanımlanıyor. Y neydi? T yıl sonra halkın sahip olma yüzdesiydi. Dolayısıyla eğer eşitlikte fonksiyonda t yerine 10 koyarsak bunu rahatlıkla hesaplayabiliriz. Yani ilk önce bizim e üzeri eksi 0.15 çarpı onu hesaplamamız lazım. Bu da e üzeri eksi 1,5 yapar. E üzeri eksi 1,5'i hesaplamamız lazım. E tabanında eksi 1,5 üstünde. Bazı hesap makinalarında bununla ilgili özel tuşlar olur. Exp diye bir tuş vardır. O eksi 1,5'i yazıp daha sonra da exp tuşuna basarsanız e üzeri eksi 1,5'i hesaplamış olursunuz. Ama eğer hiçbir şey yapamıyorsanız doğal logaritma tabanı 2,716 ile başlayıp uzayıp giden bir sayıdır. Tabana e yerine 2,716 yazın ve onun belirtilen üstünü alın. Bu şekilde de istenen değeri hesaplayabilirsiniz. Dediğim gibi eğer hesap makinenizde özel bir tuş yoksa bunu tabana e yerine 2,716 yazarak da yaklaşık olarak bulabilirsiniz. Şimdi e üzeri eksi 1,5 0,2231 olarak hesaplanmış. Dolayısıyla artık y'yi yani halkın bu bilgisayara sahip olma yüzdesini hesaplayabiliriz. 95 ile 0,2231'i çarptığımızda 21,1974 yapıyor. Bunu da 100'den çıkartırsak 100 eksi 21,1974 78,8026 yapıyor. Demek ki tanıtıldıktan bu bilgisayar modeli tanıtıldıktan 10 yıl sonra halkın %78'i bu bilgisayar modeline sahip olacakmış. O da seçeneklerimizde D şıkkında veriliyordu. Sorumuzun doğru cevabı D. Evet, bir başka örnek. Yine E sayısını kullanabileceğimiz. Sorumuz şöyle. Sürekli büyüyen bir ekonominin T yılın sonundaki milyar dolar cinsinden gayri safi milli hasılası aşağıdaki gibi ifade ediliyor. Gayri safi milli hasıla eşittir 80 çarpı E 0,02 T. Sorumuz da şu. Gayri safi milli hasılanın 88 milyar dolar olması için kaç yıla ihtiyaç vardır? Hocam bunları yazarak anlatsak olur mu? Ben böyle anlamıyorum. Aynen. Yazarak olur. Yani bir sonraki slaytta ben şekilleri veya çözümünü gösteriyorum ama istiyorsanız yazarak yapalım aşama aşama. Tamam. Hangi tuşumuz var oradaki? Ha, tamam. Bastık mı geçti.
Tamam, bu sorunu şöyle çözelim o zaman burada. Şimdi gayri safi milli hasılanın T yılın sonunda milyar dolar cinsinden değeri. Şöyle ifade ediliyor. Gayri safi milli hasıla eşittir 80 E üzeri 0,02 T. Şimdi bize sorulan gayri safi milli hasılanın 88 milyar dolar olması için kaç yıl gerekli? Yani gayri safi milli hasıla yerine 88'i koyacağız. Bu milyar dolar cinsinden değer. Dolayısıyla şu üstte gördüğünüz T'nin değerini hesaplayacağız. Bize sorulan T nedir? Dolayısıyla 88 eşittir 80 çarpı E üzeri 0,02 T diyeceğiz. Şimdi bizim matematikte kullandığımız şöyle basit bir kural var. Eğer M E üzeri N'ye eşit ise buradan N de elen M'ye eşit olur. M eğer E üzeri N ise ve biz N'yi bulmak istiyorsak bu elen M'ye eşittir. O zaman buradan biz de T'yi bulmak istiyoruz. Dolayısıyla dersek 88 bölü 80 eşittir E üzeri 0,02 T. Buradan 1,1 eşittir E üzeri 0,02 T'ye eşit olur. Tamam. Yukarıdaki kuralı uygulayacak olursak, yani bunu doğal logaritma ile ln ile gösterecek olursak şöyle diyemez miyiz? 0,02 T eşittir ln 1,1. Tamam, 0,02 T ln 1,1'e eşittir. Bunun için de 1,1'in doğal logaritmasını almamız lazım. Bunu bir hesap makinesiyle rahatlıkla yapabilirsiniz. 1,1'in doğal logaritması, hesap makinesini kullanırsanız 0,09531'dir. ln 1,1 hesap makinesinden buldum. Artık T'yi rahatlıkla hesaplayabiliriz o zaman. T nedir? T de 0,09531 bölü 0,02'dir. Bu da yaklaşık olarak 4,77 yapar. Tamam. Demek ki milli gelirin 88 milyar dolar olması için yaklaşık 5 yıl beklememiz gerekiyormuş. Tam cevap 4,77. O da soruda B şıkkında veriliyordu. Ama yaklaşık olarak 5 yıl beklememiz gerekiyor diyebiliriz. Evet, doğru cevabımız 4,77. Geçiyorum bu soruyu. Doğal logaritmik fonksiyon en temel şekliyle x eşittir ln y şeklinde gösterilir ve y eşittir e üzeri x doğal tabanlı üstel fonksiyonunun tersidir. X eşittir ln y ya da y eşittir e üzeri x olur. Ve ters fonksiyonun türevinin alınması kuralı bize logaritmik fonksiyonun türevinin hesaplanmasında yardımcı olur. Yani ln y'nin y'ye göre türevi d ln y bölü dy dx bölü dy'dir.
O da 1 bölü dy bölü dx olacağından 1 bölü ex ya da e üzeri x ya da 1 bölü y'dir. Bunu grafik üzerinde inceleyecek olursak doğal logaritmik fonksiyonun grafiği basit olarak doğal tabanlı üstel fonksiyon grafiğinin x eşittir y'de çizilecek 45 derecelik doğruya göre aynadaki yansıması gibidir. Yani y eşittir x 45 derecelik doğrusunu tam ortada orijinden geçerken görüyorsunuz. Y eşittir e üzeri x'in grafiği sol tarafında, x eşittir ln y'nin grafiği de alt tarafındadır. Bunlar birbirinin aynadaki yansıması şeklindedir. Doğal tabanlı fonksiyonda olduğu gibi logaritmik fonksiyon da sürekli artan bir fonksiyondur. Ancak doğal tabanlı üstel fonksiyon sürekli konveks iken doğal logaritmik fonksiyon tanım kümesinin bütün elemanları için sürekli konkav bir fonksiyondur. Üstel fonksiyonun tanım kümesi tüm reel sayılar iken logaritmik fonksiyonun tanım kümesi yalnızca pozitif sayılardan oluşur. Ve son olarak doğal tabanlı üstel fonksiyonun görüntüleri yalnızca pozitif sayılarla tanımlı iken logaritmik fonksiyonun değerleri bütün reel sayılar olabilmektedir. Şimdi bu fonksiyonların iktisattaki kullanım alanları ile ilgili bileşik faizle ilgili biraz daha örnek soru çözelim. Diyelim iki tane banka var. Paragöz Bankası bize aylık vade ile yıllık %5,5'lik nominal faiz oranı öneriyor. Diğer banka ise Cingöz Bankası bu da günlük vade ile yıllık %5,4 faiz oranı öneriyor. Acaba bizim için hangi bankanın önerisi daha iyi bir fırsattır? Acaba paramızı yatıracaksak hangi bankayı tercih edelim? Bir tanesi yıllık vade ile %5,5, diğeri de günlük vade ile yıllık %5,5 nominal faiz öneriyor. O zaman bizim ilk önce burada bu bankaların önerdikleri efektif yıllık faizi bulmamız lazım. Yani bileşik faizi hesaplamamız lazım. İlk önce Paragöz Bankası tarafından ödenen yıllık bileşik faizi hesaplayalım. Bu neyi gösteriyor? Bir yıl sonra her liranız için kazandığınız miktarı gösteriyor, ifade ediyor. Diyelim bu A Bankası olsun. Uzun uzun ismini yazmaktansa A Bankası diyelim buna. A Bankası'nın önerdiği bileşik faiz bir aylık vade ile olduğu için 1 artı R bölü 12 üzeri 12 formülüyle hesaplanır. Bundan da 1 çıkartılır. Yani A Bankası'nın önerdiği bileşik faiz 1 artı faiz oranı yerine %5,5 yani 0,055'i yazıyorum. Bunu 12'ye bölüp üstüne de 12 alıyorum. Aylık vade olduğu için. Buradan da 1'i çıkarttığımız zaman önerilen bileşik faiz %5,64 olarak hesaplanır. Aynı şeyi diğer banka için, Cingöz Bankası için de uygulayacak olursak, buna da B Bankası diyelim. Bunun önerdiği faiz günlük vade ile idi ve oranda %5,4 idi. Dolayısıyla B Bankası'nın önerdiği bileşik faiz 1 artı RB bölü 364 üzeri 364 eksi 1 formülüyle hesaplanır. Vade günlük olduğu için. Bu da 1 artı faiz oranı yerine 0,054 yazıyoruz. 364'e bölüp gene üstünü de 364 alıp 1 çıkartıyoruz. Oradan da %5,55 hesaplanıyor. Peki hangi bankayı o zaman tercih edeceğiz? Bileşik faizlerini hesapladık. Gördüğünüz gibi ilk bankanın, A Bankası'nın önerdiği bileşik faiz daha fazlaymış. Demek ki Paragöz Bankası bizim için daha iyi bir teklif sunuyormuş. A Bankası'nı, ilk bankayı tercih etmemiz gerekiyor bir karşılaştırma yapacak olursak. İBAŞ
başka soru. Gene bunu da yazarak çözelim o zaman. Daha iyi anlaşılabilirsiniz. X Bankası bize aylık vadeyle yıllık %7,5'lik nominal faiz oranı önermektedir. Banka tarafından ödenen efektif yıllık faiz aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuz bu. Şimdi bileşik faiz hesaplamasında kullanacağımız formül R eşittir 1 artı R bölü N üzeri N eksi 1'dir. Bize verilen soruda, bizim sorumuzda X Bankası aylık vadeyle %7,5'luk nominal faiz öneriyor deniyor ve bileşik faiz hesaplamamız isteniyor. Demek ki hesaplayacağımız bileşik faiz R 1 artı faiz oranı yerine %7,5 dediğimize göre, önerilen faiz oranı nominal faiz %7,5 dendiğine göre oraya 0,075 yazıyorum. %7,5 bölü aylık vadeyle önerildiğine göre, bir yılda 12 ay var, bu nedenle 12 yazıyorum. Üstünü de 12 alıyorum. Ve hesapladığım değerden de 1'i çıkartmam gerekiyor bileşik faizi hesaplamak için. Ve bu işlem sonucunda faiz oranı, tabii bunu hesap makinesi kullanarak yapmamız lazım, %7,76 olarak bulunuyor. Yani 0,075'i 12'ye böleceksiniz, sonra 1 ile toplayacaksınız. Üstünü 12. kuvvetini alacaksınız. Buradan da 1'i çıkartacaksınız ve onu yüzdeye dönüştürüp sonucu bulmuş olacaksınız. Var mı anlaşılmayan bir şey? Evet. 7,76 da burada bize C şıkkında verilmişti. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı C şıkkıdır diyebiliriz. Şimdi de temel basit bir kural var. 70 kuralı olarak adlandırılan. Kısaca ondan bahsedeyim. Bu birçok yerde işlerimizi kolaylaştırıyor. 70 kuralı olarak adlandırılabilecek bu kurala göre ana paranın 2'ye katlanması için gerekli zamanı bulmak için 70'i faiz oranına bölmemiz yeterli. 2'ye katlanması için gerekli olan zaman. Tabii bu sadece ana para faiz ilişkisinde değil, mesela büyüme modellerinde de kullanılıyor. Milli gelirimizin 2 katına çıkması için mesela kaç yıla ihtiyacımız var? Bunun için de gene 70 kuralını kullanabiliriz. Yapmamız gereken şey 70'i faiz oranına bölmek. Ya da işte milli gelirin 2 katına çıkması için ne kadar zamana ihtiyacımız diyorsak, bulmamız gereken, hesaplamamız gereken 70'i büyüme oranına bölmek olacak. Mesela faiz oranı yıllık nominal %10 ise ana paranın 2'ye katlanması için gerekli olan zaman 70 bölü 10, yani 7 yıl olacaktır. 7 yıl sonra paramız 2 katına çıkacaktır. Buna 70 kuralı diyoruz. Birçok alanda uygulanabiliyor, kullanılabiliyor. Mesela bir örnek, faiz oranı yıllık nominal %20 ise ana paranızın 2'ye katlanması için gerekli olan zaman aşağıdakilerden hangisidir? Buna hemen cevap verebilmeniz lazım. Hangisidir? 3.5. Evet. 3.5. Doğru cevap. Ne yapıyorduk? 70'i faiz oranına bölüyorduk. Faiz oranı %20 ise 70'i 20'ye bölersek 3.5 bulunur. Doğru cevap A şıkkında verilmiş. Güzel.
Şimdi üstel fonksiyonlarda bazen azalmanın olduğunu da görüyoruz. Ve buna da diğer fen bilimlerinden bir örnekle açıklayalım. Deneysel tecrübelerde elde edilen bilgiye göre radyoaktif partiküllerin birçoğu üstel fonksiyon kaideleriyle azalma veya silinme seyri izliyorlar. İşte radyoaktif partikülün başlangıçtaki büyüklüğü Q0 olarak kabul edilirse zaman içerisinde azalmasını gösteren fonksiyon da şöyle ifade ediliyor. Qt eşittir Q0 çarpı E üzeri K çarpı T. Ve bu fonksiyonda K pozitif bir sabittir ve azalma oranını ifade eder. Buradan lojistik eğrisine de ulaşmamız mümkün. A ve B, K'nın pozitif birer sabit olduğu Qt eşittir B bölü 1 artı A üzeri eksi BKT fonksiyonunun grafiği lojistik eğrisi olarak adlandırılıyor. Ve lojistik eğrisi her türlü büyüme işlemi için kullanılabiliyor. Qt eşittir 1 bölü 1 artı E üzeri eksi T tipindeki lojistik eğrisinin büyüme oranı 1 eksi Qt şeklinde hesaplanıyor. Şimdi lojistik eğrisinin kullanımına yönelik kitabınızda da bulunan bir tane örnek var. O örnekten bahsedeceğim. Örnek şöyle, yapılan bir araştırmaya göre bir tür grip salgını baş gösterdikten T hafta sonra yaklaşık olarak Qt eşittir 20 bölü 1 artı 19 çarpı E üzeri eksi 1 bölü T 1000 kişi hastalığa yakalanmaktadır. Yani T dönem sonra ne kadar kişinin hastalığa yakalanacağı, salgın bir hastalık. Burada bize 3 şey soruluyor. Hastalık kendini ilk gösterdiğinde kaç kişi hasta olmuştur? 2 hafta sonra kaç kişi hastadır? Eğer eğilim hep bu şekilde devam ederse sonunda kaç kişi bu hastalığa yakalanmış olur? Sonuçta hastalığın seyri ile ilgili elimizde bir tane matematiksel fonksiyon var. Bu lojistik eğrisi diye adlandırdığımız fonksiyon aslında. 20 bölü 1 artı 19 çarpı E üzeri 1 virgül T. Demek ki bizim kullanacağımız aslında bu fonksiyon. Başlangıçta kaç kişinin hasta olduğunu bulmak için T yerine 0 değeri vereceğiz. 2 hafta sonra kaç kişinin hasta olduğunu bulmak için T yerine 2 değeri koyup fonksiyonun değerini hesaplayacağız. Yani bizim değişkenimiz T, zaman ve farklı zamanlarda da fonksiyonun alacağı değeri hesaplamamız isteniyor temelde. Hastalık ilk baş gösterdiğinde kaç kişinin hasta olduğunu hesaplamak için T değeri yerine 0 yazıp formüle göre hesaplama yapmamız lazım. Yani Q0'ı bulmamız lazım ilk öncelikle. Bunun için Q0 neye eşit olacak? 20 bölü 1 artı 19, çünkü E üzeri eksi 1 virgül T idi. T yerine 0 koyarsak, şöyle göstereyim ben bunu size gene. Şurayı bitirdik. Qt eşittir 20 bölü 1 artı 19 çarpı E üzeri eksi 1 virgül 2 T. Formülümüz bu. Hastalık baş gösterdikten T hafta sonra kaç kişinin hasta olacağını gösteriyor. İlk sorulan şey, hastalık ilk baş gösterdiğinde kaç kişi hasta olmuştur? Yani T eşittir 0 ise Q 0 kaç olacak? Bize sorulan bu. Q0'ı bulmak için yapmamız gereken şey 20 bölü T yerine 0 koyarsak çarpım halinde E üzeri 0 olur. Üstü 0 olan sayılar 1'e eşittir.
Dolayısıyla burası 1 artı 19 olacak. Buradan elde edilen değer 1'dir. Demek ki bu 1000 kişi cinsinden değer 1000 kişi. Demek ki hastalık ilk baş gösterdiğinde 1000 kişi hasta olmuş diyebiliriz. İlk aşamasının cevabı bu. Peki ikinci sorumuz neydi? Salgının başlangıcından 2 hafta sonra kaç kişi hasta olmuş olacak? Bunu yapmak için de formülde T yerine bu kez 2 koymamız gerekecek. Eğer T 2 ise Q 2 değeri 20 bölü 1 artı 19 çarpı E üzeri eksi 2.4. T 2 koyarsak eksi 2.4 olacak. Tabii burada hesap makinesi kullanarak E üzeri 2.4'ü eksi 2.4'ü hesaplamamız lazım. Zaten onu hesapladıktan sonra başka zor bir işlem yok. E üzeri eksi 2.4'ün sayısal değeriyle 19'u çarpacağız. Buna 1'i ilave edeceğiz. Bulduğumuz değeri 20'yi bulduğumuz değere bölersek de buradan yaklaşık olarak 7.343 değeri hesaplanıyormuş. Peki sonucumuz ne olacak? Bu 1000 kişi de 1000 kişi cinsinden değer olduğuna göre yaklaşık olarak 7.343 kişinin 2 hafta sonunda hasta olacağını söyleyebiliriz. Bu formül yardımıyla. Üçüncü olarak bize sorulan şuydu: eğer eğilim hep bu şekilde devam ederse sonunda kaç kişi hastalığa yakalanmış olacak? Eğilim bu şekilde devam ederse sonunda. Sonunda dediğine göre burada limitten yararlanmalıyız. Yani limit t sonsuza doğru giderken qt ne olacak? Limitini aldığımız zaman bu limitin de 20'ye eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğilim bu şekilde devam ederse 20.000 kişi bu salgında hastalığa yakalanan toplam insan sayısı olacaktır diyebiliriz. Evet, lojistik fonksiyonlarla ilgili örneğimiz de bu şekilde. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Şimdilik yok. O zaman bir ara verelim arkadaşlar. Aradan sonra başka örneklerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir 10 dakika sonra görüşmek üzere.